dostuna karşı üstünlük taslama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ali'nin düşmanının dostu, Ali'nin düşmanıdır. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu, dostların da üç kimsedir, düşmanların da. Dostlarına gelince, dostların senin dostun, dostunun dostu ve düşmanının düşmanıdır. Düşmanlarına gelince, onlar da senin düşmanın, dostunun düşmanı ve düşmanının da dostudur. Yine şöyle buyurdu, dostunun düşmanını dost edinme, neticede dostuna düşmanlık etmiş olursun. Bir başka hadislerinde Resulullah şöyle buyurdu, her insanın dostu aklıdır, düşmanı da cahilliği. İmam Kazım aleyhisselam, kendinle kardeşlerin arasındaki hürmeti yok etme ve ondan bir şeyi baki bırak. Zira hürmet yok olunca utanma da yok olur buyurmuştur. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu, İnsan kardeşini rahatsız edince veya utandırınca onu kaybeder. İmam Cafer aleyhisselam şöyle buyurdu, kardeşinin dostluğunun senin için halis olmasını istiyorsan, onunla asla şakalaşma, onunla çekişme, ona karşı üstünlük taslama ve ona karşı düşmanlık etme. İmam Hadi buyurdu ki, çekişmek eski dostluğu ve sağlam düğümü bozar. Çekişmede var olan en küçük şey, herkesin diğerine galip gelmesini istemesidir ve bu üstün gelme arzusu, dostluk bağının kopmasına sebep olan asıl etkendir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu, her kim laf taşıyan kimseyi dinlerse dostunu kaybetmiş olur. Yine buyurdu ki, dostun kıskanması dostluğun sağlam olmamasındandır. Hazreti Ali aleyhisselam oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye yaptığı bir tavsiyesinde şöyle buyurmuştur, kendini beğenmişlikten, kötü ahlaktan ve sabır azlığından sakın. Zira bu üç haslete rağmen senin için bir dostluk baki kalmaz ve insanlar sürekli senden uzaklaşır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu, sakın kötü zan sana galip gelmesin. Çünkü senin için hiç kimseyle dostluk etmene yer bırakmaz. İmam Sadık, dostlar hakkında ince görüşlü olmak ve iyice araştırmak ayrılığa sebep olur. Eleştirmek ise düşmanlığa sebep olur buyurmuştur. Hazreti Ali, her kim dostu hakkında kınayıcı olursa dostluk bağını koparmış olur buyurmuştur. Yine buyurdu ki, her kim kardeşleriyle münakaşa ederse dostları azalır. Her kim onu kendisine tercih etmedikçe dostundan hoşnut olmaz ve sürekli ona kızgın olur.